gecesinde vuruldum bir gecesinde, şu dağların yücesinde vuruldum bir gecesinde. Ateşe türkü söyledim, ağladım her gecesinde. Ateşe türkü söyledim, ağladım her gecesinde. Hadi gel de eylem eyle, n'olur sessiz kalma böyle. Sıra bir gün sana gelir, susma türkülerin söyle. Hadi gel de eylem eyle, n'olur sessiz kalma böyle. Sıra bir gün sana gelir, susma türkülerin söyle. Teşekkür ederim. Hadi hoş geldin. İyi ki de geldin. O mikrofonu şimdilik şöyle bir şöyle alalım. Sonra tekrar. Tamam. Sadece oradan tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de. Şimdi Ali Ekber Eren benim sevgili arkadaşım, yoldaşım. İyi ki de geldi. Çünkü şehir dışından sevgili izleyiciler, İstanbul dışından maalesef bu gelip gitmelerde bu Covid biliyorsun. Dolayısıyla tabii. Sıkıntılar var. Arkadaş yurt dışındaki dostları zaten alamıyorum. Onlar çok zor geliyorlar, gelemiyorlar. Ki hani, burada bile zor.
Doğru. Oraya geleceğim. Ali abi, Ali Asker, Nihat Beyram, sayısız biliyorsun yurt dışında evet, yaşayan Efkan vesaire vesaire. Onları zaten artık seneye inşallah alacağız ama buradakileri de biliyorsun. Cevdet, Erdal, öbür Erdal, Güney, hani hepsi bir yerlerde, Ankara'da, İzmir'de falan. Haklı olarak da Covid dolayısıyla biraz çekiniyorlar. Ama dileriz ki bu sene itibariyle ortak dileğimiz olsun. Şu, evet. Şu 2021 itibariyle bu artık bir geriler de seneye 2022'de bir şeye gömülür. Bir karanlığa gömülür. Çeker gider ve rahatlarız. Bu vesileyle hava aklıma geldi. Altınoluk'un, sen birkaç senedir Altınoluk'la evet, yerleştin ve orada yaşıyorsun. Evet, orada yaşıyorum. Neden sorayım, neden orayı tercih ettin? Şöyle, 98-99 yıllarında Altınoluk'ta benim bir evim vardı. Fakat biz onu her sene yazlık olarak atıyorum. İşte her sene 10 gün 15 gün kalırdık. Fakat bu ara, bu 2 yıl içerisinde biraz daha fazla kalınca alıştım. Yani gerçekten Türkiye'de en güzel yerlerin birisi Altınoluk. Çok, çok. İmar yapısı çünkü çok düşük. 3 katın üzerinde yok. Çünkü son derece sokak cadde, son derece geniş. Onun dışında biraz böyle şey yer Altınoluk, ne bileyim dinlenme yeri gibi. Öyle çok eğlenceye yönelik bir yer değil. Oturup dinlenecek, düşünecek bir yer. Gerçekten güzel ve süre içinde alıştım. Hoşuma gitti. Gerçek şu İstanbul'a doğru geldim mi rahatsız oluyorum. O kadar bir alışmışız ki Altınoluk. Gerçekten güzel bir yer. Yani sizinle görüştüğüm zamanda dedim ya böyle böyle. İstanbul'a geldi, havalimanına indiğim zaman psikolojim bozuluyor. Yani İstanbul trafiği, İstanbul'un o keşmekeşliği, ne bileyim, dönüşüm daha rahat, mutlu oluyorum o tarafa doğru gittiğim zaman. Yani alıştım artık diyebiliyorum. Ancak işte böyle ara sıra, çocuklarım burada çünkü, oğlum burada, ziyarete gelirim. Onun dışında da işte etkinlik, kültürel etkinlikler olabilir. Bunun dışında pek burayı düşünmüyorum. Orada da herhalde, o bölgede de sanıyorum ki öyledir. Sahil bandında Foça'dan bilmem şeye kadar, Antalya'ya kadar, Bodrum'a pek bu sene dönmediler İstanbullular, Ankaralılar değil mi? Tabii, doğru mu? Tabii, orada yani, da orada herhalde. Doğru. Değil mi? Pandemi süreci içerisinde herkes kaldı oraya. Çünkü şöyle bir olay, biliyorsunuz işte bir metreden insanlara bulaşabiliyor. Orada biraz yazın kalabalık oldu ama %60'ı dönüyor. Fakat şimdi bu pandemide pek o kadar insan dönmedi. Büyük çoğunluğu kaldı yani. Kaldı tabii, kaldı. Rahat bir yer o anlamda yani. Tabii. Bu, hava da. Hava iyi, Altınoluk. Bir de o kadar bir güzelliği var ki. Örneği işte Assos'tan tut, yani Çanakkale'den Haluk'cuğum, Bodrum'a kadar sahili düşün. Yani tabiri caiz, yanlış anlamasın, hani bir taşla üç kuş vurma olayı var ya. Şimdi Altınoluk'tasın, biraz ileride Güre, az ileride Akçay, ileride Edremit, ileride Burhaniye, Ayvalık, bak Dikili, Foça, yani İzmir, görüyor musunuz? Yani sabah çık, İnternet'de git gel. Yani her şeyi bir anda görebiliyorsun. Yani orada bir yerde kalmıyorsun. Yani bağlılığın yok. Mesela ben oradan gidiyorum, işte atıyorum Güre'ye gidebiliyorum. İşte veya gidip Ayvalık'a gidebiliyorum. Dikili'ye gidebiliyorum. Bunun hepsi toplasan, İzmir zaten 2 saat. Bunlar 2 saatin içerisinde. O anlamda müthiş bir farklılığı var diye düşünüyorum. Kaz Dağları keza. Yani tabii Kaz Dağları. Özellikle doğru. Böyle şair, sanat bu boyutunun tam arayıp da bulamadığı bir yer diye düşünüyorum. Tabii. Yani hem bu saydığın faktörler, bu doğa ve çevre ve hava faktörleri. Bir de şimdi bu insanların oraya giderek daha kışın da yerleşmesiyle sosyal anlamda da artık orada tabii, bir sıkıntı yok. Tabii değil mi? İnsan, yani, insan da var artık. İnsan yani. Var. İklim olayı da çok sert geçmiyor. O da çok önemli. Yani uçak olayı bizim için çok önemli. Sanatçı ve bizim için uçak çok önemli. Yani daha doğrusu bulunduğumuz yerde bir an İstanbul'a geleceğim. Nasıl geleceğim? 35 dakika İstanbul. Yani Edremit Havalimanı. Evet. Yani uçak çok önemli bizim için. O küçük uçaklar? Evet. Yok büyük normal. Büyük uçaklar mı? Canım yani artık uluslararası boyuta geldi. Evet. Yani her gün İstanbul'a 2 tane, Ankara'ya 45 dakika, Ankara İstanbul 35 dakika. Tabii. Yani çok yakın o anlamda. Bu da çok önemli. Zaten bu olmasa
yani biraz sıkıntı çekerdik. Çünkü akşam diyelim bir konsere gideceğiz Ankara 8-9 saat. Tabii. Ama orada 45 dakika. Bu da bir iyileştirme diye düşünüyorum. O anlamda hoş bir yer. Şimdi MESAM, bir paragraf açalım, tamam. İzleyicilerimiz de bilgilensin. Tamam, tamam. Sen MESAM'ın denetleme kurulundasın, bir toplantıya da geldin bu arada. Ne oldu, kongre ertelendi? Kongre şöyleydi, bu ayın 26'sında kongremiz vardı. 28'i de Biyor Bey'di bizim. Pandemi süresinde ertelendi. Zaten çok büyük bir dilekçe yağmur da oldu. Yani MESAM'ın şu anda 2600'e yakın asıl üyemiz var. Hmm. Yani oy kullanacak işte sizin gibi. Siz de MESAM'ın oy kullanacak yapılar içerisindesiniz. 10.000 küsür toplam üyesi. 10.000 üye var. 11.000'e yakın toplam üyemiz var MESAM'ın. Fakat burada 2600'e yakını asıl üye. Öbürleri yararlan üyedir. Şimdi 2600 kişi bir an bir yere topla bakalım ne yapacaksın pandemi süresinde. Hayır gelmeyebilir. Belki 1000 kişi gelir ama ola ki gelir. Gelebilir de diye düşüneceksin. Burada 2000 küsürü nasıl oraya toplayacaksın? Tabii bu koşullarda. Mümkün değil. O anlamda İçişleri Bakanlığı erteledi bunu. İleri bir tarihe erteledi. Zaten şu anda bir sene oldu. Geçen Mart'taydı. Hangi tarihten sonraya kadar erteledi? Yani şu anda dedi ki bayramdan sonraya kadar erteledi. Bir ay erteledi. Bir ay sonra bakmışsın ki pandemi süreci onun çok farklı olursa gene erteleyebilir. Bilemiyoruz. Çünkü bu bir yıl önceden geçen Mart'ta ertelendi bu. Bir yıl önceki Mart'ta seçim vardı. Ertelendi ve bir seneye geçti. Hale gidiyoruz. Mesela. Ama biz denetlem olarak devam ediyoruz. Yönetim olarak da kayyum atandı. MESAM'a kayyum atandı. Evet, bir sene önceden kayyum, 3 kişilik bir kayyum attı. Yani o kayyum değil de şey diyorlar işte seçime götürme. 3 kişi. Yani bir yerde atama. Yani 3 kişi. Atama sonuç olarak. Atama. Seçilmiş yani. Değil yani, atanmış. Seçilmiş değil tabii. Bu da tabii pandemi süresinde ne yaptı? Bir yerden emir gelirse mutlaka yani ileri tarihe erteleniyor. Onlar da yapacağı bir şey yok şu anda yani seçimi. Tabii bu atamadan sonra yeni bir seçime gidilecek. Bu seçimde de tabii şu anda belli değil. Ama biz denetleme, haysiyet ve teknik bilim kurulları devam ediyor şu anda. Yönetim değişti. Sevgili izleyiciler, Ali Ekber'le benim de içinde olduğum iki yapımız var bizim. İki kuruluşumuz var. Üç kuruluş var. Biz üye değiliz ama olsun. Tabii. Şeyde, neydi? Miyor 1, MESAM, bir de MESG. MESG. Bir de MESG var, onu da atlamayalım. Biz ikimiz MESAM ve Miyor 1 üyeleriyiz. Miyor 1 üyeleri, evet. MESAM, besteci ve söz yazarların. Belki bilmeyen dostlar olabilir tabii. İzleyicilerimiz arasında. 11 bin çok büyük rakam ya. Yani 11 şaşırdım küsür, ya 11 bin yakın MESAM'ın üyesi. Şimdi Alikçiğim öyle bir... Miyor 1 de, affedersin Ali Ekber'cim, Miyor 1 de yorumcuların, birliği. Miyor 1 normal yönetim, Burhan abinin, Burhan Şeşenler'in yönetiminde sürüyor. Fakat MESAM'a kayyum atanmış durumda, onun izahını yaptı. Arif Sağ ekibi, yani biz Arif Sağ ve Arif Sağ... Sen seçimi kazanmış olan ekip. Evet, seçimi kazanmış olan ekip alındı. Şu anda hiçbir gerekçe de yok. Mahkeme kararları geldi. Ve yani alınmasına sebep olacak bir gerekçe de yok. Yani bir yerde bakanlık aldı. Tabii onu burada uzun konuşmak istemiyorum. Neden alındığını, gerekçelerine. Yani bir yerde işte gerçekten MESAM, Demokrat, Aydın, ilerici sanatçılar. Yani Cahit Berkay'ı bugün nasıl eleştirebiliriz? Yani Arif Sağ'ı nasıl eleştirebiliriz? Ve Erdal Edince'yi nasıl eleştirebiliriz? Yani düşün yani bu Hüseyin Turan, Edip Akbayram, Onur Akın veya Tolga Sayan bizim burada çalışan insanlar. Miyor bilin tabii anladıklarım. Bu bizim dediğim Cahit Berkay ve Arif Hoca MESAM. Yani tabii süre içinde bakalım ne yapacağız. MESAM çünkü çok önemli bir yer. Meslek birliği telif haklarıyla ilgilidir burada. MESAM'ın 11 bin üyesinin şöyle bir şey diyeyim, çok küçük olgularla MESAM'a üye olabiliyorsun. Yani örnek vereceğim, bir
beste düşün veya söz diye üç kıtalık bir söz düşün. Bu üç kıtalık bir sözün bir kıtasını bir arkadaşımız yazsın. Hak kazanıyor. Hak kazanıyor iyi oluyor. Ama gelir olmuyor tabii. Yani mesamda para kazanmak eserinin çok dönmesi, çok dinlenmesi. Tabii. Yani ben 30 tane albüm yaptım diyor adam. Ama adam bir tane albümde 30 tane albüm yapan insanın farklı para kazanabilir. Önemli olan eserin çok dönmesi, dinlenmesi, çalışması diye düşünüyorum. Onun için yani mesam bir de yani burada çok böyle ne bileyim insanlar ben mesamdan çok şeyle umutluyor. Hemen çok para kazanayım diye düşünüyor. Mesam bir de oturmadı bu daha. Yani bakanlık bu yasal bir takım şeyle gelecek. Doğru. Türkiye'de bu işler çok oturmadı. Yani çok dalacağımız var Kültür Bakanlığı'ndan yani şu anda. O anlamda mesamın para kazanması yasaya bağlı. Örneği Türkiye'de yüz binlerce kaçak radyolar var. Yüz binlerce kaçak televizyonlar var. Yani yüz binlerce ne bileyim işte böyle müzik yapılan yerler var. Bunlar tek tek lisanslanmalı. Bir de şu var, biz lisanslanmayı sanıyoruz müzik yapılan yer. Hayır. Yani lisanslama bir restoran da olabilir. Bir berber de olabilir. Bir lokanta da olabilir. Bir tekstil atölyesi olabilir. Amaç orada bir televizyonun olması, radyonun olması. Yani müzik dinlenen yer nereyse diyelim berber. Tabii. O da müzik nerede dinleniyorsa. Harika. Çünkü şöyle bir şey var. Bütün Türkiye'de herkes yani her mırıldanmanın bile sahibi var. Yani mırıldanmanın bile sahibi var. Herkes eserini geri çekse dünya sessizleşir. Yani herkesin bir yani mümkün değil. O anlamda bu yasa çok çabuk çıkarsa İnsanlar daha çok para kazanacaklar. O yüzden sanatçılar şu anda hepsi... Tabii çok zorda kaldık ya. Tabii yani. Hepimiz çok zorda yani kaldık. Değil. Bir de birisi eser okuyor, beste yapıyor, sen okuyorsun, parayı sen kazanıyorsun, öbür kazanamıyor. Çok asıl mutfak. Tabii yani Türkiye'de binlerce insanlar aç, perişan. Hele şu pandemi sürecinde müthiş bir... İntiharlar oldu. Korkunç. Hele sahne sanatçıları. Yani şunu diyeyim, belki ben değil ama benim arkamdaki gitarcılar... Çok benim çok çok. Tabii. Bizde de çok zor durumda kalan şey oldu. Yani. Çok insanlar oldu. Çok oldu. Bir gelir yok. Bu nereye kadar gidecek? Devlet yani yardımı çok basit bir komik bir şeyle işte 3-4 ay öyle... 1 lira. Yani 1 lira bravo. Gibi yani nereye gidecek mümkün mü? Yani bu olacak iş değil ki. Öyle bir olay yani. Bu büyük bir proje bunlar aslında yani. Bir Türkiye orası tabii, diyelim Ali Ekber. Tabii. İlk yorumladığın benimdi. Senin bestendi. Besten sözle müzik eylemeyleydi. Sözle müzik sana aitti. Evet. Şimdi ne yorumluyoruz? Şimdi Göklerde Kartal gibiydi. Oo hadi bakalım. Evet sözler Sebahattin Ali'ndir. Beste bana ait. Güzel bir eserimiz. Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim, bahar vaktinde kırıldım. Mor çiçekli dal gibiydim, bahar vaktinde kırıldım. Yar olmadı bana devir, her günüm bir başka zehir. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Ekmeğin bahtından katı, bahtın düşmanından kötü. Böyle kepaze hayatı,
Sürüklemekten yoruldum. Böyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum. Yarılmadı bana deli, her günüm bir başka zehir. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Kimseye soramadım, doyunca saramadım. Görmeden duramadım, nazlı yarimden ayrıldım. Görmeden duramadım, nazlı yarimden ayrıldım. Yarılmadı bana devir, her günüm bir başka zehir. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Ne kadar güzel bir şarkı ya. Yüreğine sağlık. Sağ olasın. Volkan Konak yurt dışında mı yaşıyor? Yok, burada yaşıyor. Volkan, ha, öyle mi? Ha, yanlış mı biliyoruz? Yok, yani. Volkan burada yaşıyor. Yurt dışında tabii, yani herhalde sanırım bir... Yani bir süre yaşadı galiba, değil mi? Öyle. Yani gidip geliyor. Gidip mi geliyor? Duydum, ha, evet. Git gel mi yapıyor? Git gel diye. Böyle bir şey duydum. Yani yurt dışına çok sık giden gelen bir dostumuz. Hı hı. Şimdi evet. Sizin kültürünüzde gerçi bu çok yoğun ama çok hoşuma gitti yine de. Lütfen. İlk ustan baban. Babam, evet. Namı değer Ağadayı. Ağadayı. Öyle mi? Lakabına. İbrahim Eren. Evet. Yörenin de sizin Sivas, Divri kökenlisin sen. Divriyim, evet. Divrilisin. Sayılı ozanlarındanmış. Tabii babam Muzaffer Sarsu'nun zamanında ne Ankara devinde mali sanatçı olarak gidiyor. Mali sanatçı olarak. Yani Muzaffer Sarsu'nun biliyorsun halk müziğinde. Tabii ki, tabii ki. Ustad, derlemeci. Derlemeci. O zaman bizim köye de geliyor. Babamla tanışıyor. Babamdan hemen hemen bir yüze yakın derleme yapıyor. Tabii o takip edemedik. Tabii o derlemeler arşivlerini bilemiyorum şu anda. Tabii babam çoktan öldü. Yani bir 90 yaşına yakın. Nur içinde yatsın. Tabii sonra Muzaffer Sarsu'nun Sivas ozanlarında olurken babamı da çağırıyor. Ankara devinde 60, yani 1960'ları o zamanlar. Yani bataryalı şeyler varmış. Radyolar var köyde. Hatta babam radyoda çıktığı zaman köyde bir kişi de var. Herkes oraya gidiyorlar, onu dinliyorlar. Gün de belli değil. Çünkü yani işte çarşamba günü çıkacak ama ne zaman? Saatlerce beklerlermiş dinlemek için. Tabii Nida Tüfekçi, Muzaffer Sarsu'nun bunu iyi bir dostuydu babam. Yani o anlamda bağlama yapan, aynı zamanda iyi bir bağlama yapıp ustadı yani. Aynı zamanda... Aynı zamanda bağlama yapımcısı. Tabii bağlama yapımcısı. Yani hemen hemen 40-50 yıl yörede en iyi bağlama yapanlar. İstanbul'da da dükkanımız vardı bizim. İyi bir bağlama ustasıydı. Yani çalgı yapımı bağlama üzerine. Tabii o benim ilk tezeneyi aldığım. Çünkü aileden kaynaklanıyor. Ondan sonra da tabii çok beni cezbeden, daha doğrusu etkilendiğim Aşık Mahzuni Şerif, Davut Suları özellikle. Sonra Ruhi Hoca'yı da çok etkilendim. Bu üç sac ayağı işte beni... Bir de Pir Sultan'ı sayıyorsun. Pir Sultan Aptal zaten. Bir söyleşimde evet. dört sac ayağı diyorsun. Tabii dört sac ayağı. Şöyle Pir Sultan Aptal o büyük bir şiarımızdı. Yani o bir nefes, bir oksijenimizdi Pir Sultan Aptal. O çok önemli tabii. Dikkat edersen Pir Sultan Aptal'ın öz Türkçeyi çok son derece düzgün Türkçesi olan. Bu da çok önemli. Ve bizim yörede yani bütün deyişler Pir Sultan Aptal
Püsnü Aptal'ın deyişleri okunur. Onun sözleri deyiş yapılmış. Daha çok Püsnü Aptal, Karacaoğlan da büyük bir ustad ama tabii. Biraz Püsnü Aptal işte daha fazla bizde okunmuş cemlerimizde. Bir tık önde. Bir tık önde okunmuş tabii. Yoksa yani o zaman olarak Karacaoğlan, ben Püsnü Aptal'la o anlamda eşdeğer diyorum sanat anlamıyla. O da büyük bir ölçü oldu ve derken çocuk yıllarım tabii bunlar. İstanbul'da işte biliyorsunuz geldikten sonra demokrat kitle örgütleri. Yani bunlar olgunlaştırdı bizi. Özellikle Davutçulardan çok etkilendim. Peki tam bu noktada, tam çok güzel bir noktaya geldik. Hem baban hem bu. Bir değiş mümkün müdür tabii, o? Tabii. Ne çalacağız Ali Ekber? Şey, Bilene Danış, Pürsün Aptal'ın. Haydi. Ne kadar bilirsen hey dost bilene danış. Danışan dağların aşar mı aşar. Ne kadar bilirsen hey dost bilene danış. Danışan dağların aşar mı aşar. Danışmadan yola çıksa bir kişi, yorulup yollarda şaşar mı şaşar. Yorulup yollarda şaşar mı şaşar. Altında bir pula olur mu kabul. Konuş ehil ile olasın ehil. Konuşma cahille, olursun cahil. Kişi itibardan düşer mi düşer? Kişi itibardan düşer mi düşer? Cahilden hey dost kamile yakın. Sözünde mana yok, darılma sakın. Uzak ol cahilden hey dost kamile yakın. Sözünde mana yok, darılma sakın. Hasmın karıncaysa merdane takın. Ummadığın taş başa düşer mi düşer? Ummadığın taş başa düşer mi düşer? Aptal Pir Sultanım, bu böyle olur. Herkes ettiğini elbette bulur. Alıcı kuşların ömrü az olur. At baba zararsız yaşar mı yaşar? At baba zararsız yaşar mı yaşar? Alıcı kuşların ömrü az olur. Ömrü az olur. At baba zararsız yaşar mı yaşar? Eline diline sağlık. Çok teşekkür ederim. Köyden kente geldik. Kentte yani o yerel olgu, özellikle tabii bizim yöre Alevi o kültürünü aldığımız Alevi köyleri daha çok. Biz deyişleri, semahları cemlerde öğrendik. Yani çok önemliydi bu. O ilhamı, o nefesi de oradan aldık. İşte tabii şehir bizim için biraz şey oldu. Şehirde
demokratik kültürler, dernekler, yani kültürel dernekler de çoktu eskiden. Konserler var tabii. İşte Aşık İhsan'ı dinledim. Ya. Çok. Mesela ben Aşık İhsan'ı hayranıyım. Mahsuni hayranıyım. Rami Sadık hayranıydım. Özellikle. Tabii Zülfü Livaneli sonra. Rami Sadık'tan sonra geldi. Ben Rami Sadık'ı çok dinledim. Yani idolümdi. Yani Acıyı bal eredik. Korkunç, bravo. Yani özellikle o türkü, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in. Tabii tiyatro işte gibi, konserler gibi bunlar bizi ne yaptı? Olgunlaştırdı. Tabii zaman içinde bunları bırak yakından uzaktan bile dinleyemiyorduk. Yani konserler çok işte biraz önce Şan Tiyatrosu önünden geçtim buraya gelirken. Ya ben burada Arif Hoca dinliyordum, yer yoktu. Ruhsu'yu dinliyordum, yer yoktu. Çocuktuk. Ki sanatçıları ben hep en önden izlemek isterdim. Onların duruşu, oturuşu, nefesi. Ta ki terlemesine kadar. Doyamıyordum yani. Müziği çok yüksek dinliyorum bir de. Yani yemek yer gibi onu yemek istiyorum. Yutmak istiyorum. Böyle o bir içimde kalsın. Bu çok önemli. Tatmak istiyorum. Yani bu kadar çok seviyordum. Seviyorum daha doğrusu. Bu ustatları dinlemek şansına layık. Bir Yaşar Kemal'e tanıştık mesela. Çok önemliydi benim. Beni tanıştıran da Aşık İhsani'ydi. Yaşar Kemal Hoca'yla oturup konuşmak onlarla beraber. İşte İlhan Selçuklar gibi, Turan Selçuklar gibi. Böyle bunlar muhabbetlerde çok oldum o zamanlar. Bunlar beni korkunç değiştirdi. Yani bizi ne bileyim ehlileştirdi diyeyim. Daha çok böyle toplum içinde dinlemeyi, oturmayı... İtirazsız da bir adamım. Yani her şeyi ben yaptım doğru, benim diye bir şey yok. Güzel şey her zaman için, hepimiz içindir o iş. Biri çok güzel türkü okuyorsa o türkü okumak benim için de güzel okuyor. Onu dinliyorum. Benim çok güzel okumam hiç önemli değil. Bir şey varsa herkes için vardır. Bu anlamda tabii Ozan geleneğinden geldiğim için özellikle. Sonra bir mesela Aşık Mahsuni Şerif'i çok okudum. İnsan hepsini, bunların tümünü çok okudum yıllarca bunlar. Hatta dediler ya Davut Sarıaltı oldun. Hani duman altı derler ya. Hep yani onlar, bir de şu var. Taklit falan değil de bunlar gibi okumak da güzel. Düzgün okumak güzel o anlamda. Sonra tabii kendin şeklen değişiyorsun ama orada önemli olan şuydu. Sonra dedim ki ya ben ne yapabilirim ama ya. Şimdi yani alıp satıyorum. Ben ne yapabilirim? Sonra kendi beste yapmaya uğraştım. Bestelerimi üretmeye başladım. Tabii üretmeye başladım. Çünkü bir yerde birisinin çok da ürettiği şeyi okumak harika tabii yani. Ben sırf yorumcu değilim ki. Yani yorumculuk ayrı bir olay. Sonra eserler yapmaya başladım. Bestler yapmaya başladım. Yani kendi yolunu açıyorsun. Tabii açıyorum tabii. Birikimlerin sonucunda. Ama bunların en büyük, bu katkıyı sunan bana dingo bilgi adamlar, bilgi ustalar. Evet. Yani bunun işte Aşık İhsan'da var, Mahsun'da var, Pürsün Aptal'da var, Aşık. Ta ki ne bileyim Yaşar Kemal'e kadar var. Edebiyat. Aydınlanmanın bütün... Korkunç. Sanki var. Köy enstitülerini düşün o zaman yani bunlar. Bu beni geliştirdi. Ya ben çok iyi bir şey yaptım. Tığımı savunmuyorum burada. Bir şey yapmaya uğraşıyorum. Yo aldık meseleyi. İzleyicimiz de ben de aldım. Tabii. Anlatmak istediğini aldık yani. Yani bir masanın bir tarafından ben de tutmak istedim. Yani tutabildiysem o masayı, kaldırabildiysem kaldırdım. Yani sanat... Yani evrenselin harika. Bahçeleri bir demet de sen sundun o bahçeye ektin yani. Zaten sanat bir folklor zaten. Tabii. Türküler de bir folklorun parçası. Yani kendim az güzel bir menemen yapmışım. İnsanla değilmiş ve sevmiş. Bu kadar basit. Ha nereye giderse gitsin. Bu, yani bunu önemli olan bu yüreği taşımaktı. Onu taşımak için hala uğraşıyoruz. Bu yaşımıza kadar. Ne mutlu ki bu şekilde varsın. Evet. Ne mutlu yani. Bu ne mutlu bir şey. Şarkıştayı söyledin diye sana soruşturma açmışlar evet. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Tabii. O mümkün müdür istek yaptığım Şarkıştayı? Tabii. Hatta 3-4 kez bu oldu. 2 de radyo. Bunun yüzünden 3 radyoda birisi Afyon'da bir Ankara'da dava açıldı. Ve 2 yıl bunu çalmadılar. Sonra benim bunu okuduğumun, albümü okudum. Eseri işlete belgem var. Yani bu yasal. Mesam'dan veya Kültür Bakanı'ndan. Bunları emsal gösterdik. Sonra dava düştü. Ama o radyo 2 sene onu çalamadı. Hatta İzmir'de bir çocuğun arkadaşı, bir tanesi öğrenciyi içeri aldılar. Babası beni aradı. Dedi ki ya böyle böyle. Emsalları gösterdik de çocuk içeriden çıktı. Yani bunları yaşadık ya. Evet. Ne diyelim ya? Evet.
Muhteşem. Özellikle bunu bu dört kıta. Ben burada bu son oyna olaydı mı bu kıta aralarına koyarak hem eser bir dakika uzadı hem de bir nakarat olarak kullandım orada o şeyi yani dört kıtanın bir kıtasını normal değil de nakarat olarak kullandık burada dikkat edersen. Oyna olaydım normalde. Ama az vurgulanması gereken en önemli evet. Yerde herhalde evet. Orası. Evet. Doğru yapmışsın bence. Evet. Ali Ekber sana nasıl ulaşabilirler izleyicilerimiz?
Yani internetin hangi mecralarını kullanıyorsun? Ben Instagram'ı kullanıyorum. Onunla Face'i kullanıyorsun. Kullanıyorum, evet. İkisini de kullanıyorum. Facebook'ta da, Instagram'da da Ali Ekber Eren olarak varsın, evet, değil mi? Ali Ekber, Ali Ekber Eren olarak dileyen dostlarımız Ali Ekber'e ulaşabilirler. Bu programla ilgili de aynı şekilde öneri, görüş ve istekleriniz için lütfen internet mecralarını kullanınız. Haluk Çetin Gitar Twitter, Haluk Çetin Gitar. Haluk Çetin Gitar Twitter, Haluk Çetin Gitar'da. İki de Instagram. Dileyen dostlar herhangi bir nedenle ya da bu programla ilgili olarak buradan bana ulaşabilirler. Yaz sezonunda civarında, Altınoluk civarında herhangi bir yerde aralıklı ya da sürekli bir sahne aldığın bir şey... Yok, almadım. Hiç almıyor hiç musun? Almadım. Yani şöyle bir şey, şöyle almıştım orada değil de... Dinletilerde, konserlerde... Bir konser gibi, tabii. Onu şeyden, internetten takip edebilirler. Tabii. Bölgede çaldığın bir yer yok ama yok, öyle özel. Yok. Böyle bir yerde... Böyle kendi anonsumu yapayım. Yurt içinden de, yurt dışından da gelecek olan dostlar, bu yaz boyunca eski Foça'da olacağım. Foça'da, Ali Ekber seninle yakın olacağız. Tabii. Eski Foça'da, Gramofon'da dileyen dostlar Gramofon'a gelerek beni izleyebilirler. Orada görüşebiliriz, buluşabiliriz, sohbet edebiliriz. Eski Foça, Gramofon'da yaz boyunca. Şimdi senden son bir türkü isteyeceğim. Tabii. Sana bir dakika ama. Önce bir teşekkür edeyim. Lütfen. Çok tek sözümle hiç kırmadan pat atladın geldin. Çok çok teşekkür ederim. Tabii. Çok hoşuma gitti. Şu sözünü vurgulayarak isteyeceğim o türküyü. Tabii. Senin sözün. Ali Ekber'in sözü sevgili izleyiciler. Korkak insanların yiğit türküleri olmaz diyor. Yiğit türküleri de korkak insanlar söyleyemez diyor. Şimdi bu laf, onu aydınlatayım. Üstad Yaşar Kemal'in bu. Yaşar Kemal'in mi bu söz? Evet, söz? Evet. Ha, sen onu öyle mi kullandın? Böyle yani bunu demek istiyor o da. Tamam. Yani ondan esinlendim. Çok güzel. Yaşar hocamızın, Yaşar Kemal hocamızın. Bunu hemen alıp ben Yaşar Kemal diye not alayım. Çok tabii, güzel tabii. Bir söz. Yani... Bunu biraz daha ben böyle düzelttim. Bunu demek istedim. Özetledim. Özetledim. Unutmadan yönetmenimiz Evrim Doğan, editörümüz Mizgin Yılmaz, Seste Müjgan Korkmaz, Baran Demirtaş kameralarda Yusuf Çakmak ve Bilal Meyveci ile kızlarımızın soyadlarına dikkat arkadaşlar. Yılmaz, Korkmaz nasıl? Harika. Artı TV'ye yakışır, yakışır soyadlar. Çok güzel. Bir türküyle bitirelim. Tabii. Neyle? Böyle kal. Kapatalım. Böyle kal. Evet. Senin besten. Benim sözle müzik, bir de Leyla Dirikçen diye bir kız arkadaşımızın. Tabii. Beraber yaptığımız ortak bir şarkı. Eser. Evet. Ben çekiliyorum. Evet. Çocukların bir masala kandığı gibi ben de senin sözlerine kanmışım. Çocukların bir masala kandığı gibi ben de senin sözlerine kanmışım. Güneşin yeryüzünü yaktığı gibi gülüm senin gözlerinde yanmışım. Güneşin yeryüzünü yaktığı gibi gülüm senin gözlerinde yanmışım. Gel bulut ol yağ da biraz ıslandır, al başımı dizlerine yaslandır. Gel bulut ol yağ da biraz ıslandır, al başımı dizlerine yaslandır. Delirmişim sevde beni uslandır, ben aklımı gözlerine takmışım. Delirmişim sevde beni uslandır, ben aklımı gözlerine takmışım. Geceme ay, gündüzüme biraz güneş sal, onurunla yaşan olur sen hep böyle kal. Geceme ay, gündüzüme biraz güneş sal, onurunla
yaşan olur, sen hep böyle kal. Sermayem sevgimdir canım, onu da sen al. Ben de seni yüreğime salmışım. Sermayem sevgimdir canım, hepsini sen al. Ben de seni yüreğime salmışım. Gel bulutun yağda biraz ıslandır. Al başımı dizlerine yaslandır. Gel bulutun yağda biraz ıslandır. Al başımı dizlerine yaslandır. Delirmişim sevde beni uslandır. Ben aklımı gözlerine takmışım. Delirmişim sevde beni uslandır. Ben aklımı gözlerine takmışım. Kurşun yarasından ağır gönül yarası. Hep sana vurgun gezerim, oldun olası. Kurşun yarasından ağır gönül yarası. Hep sana vurgun gezerim, oldun olası. Yeter bu kadar nazın, başım belası. Ben bu sevdanın yükünü göze almışım. Yeter bu kadar nazın, başım belası. Ben bu sevdanın yükünü göze almışım. Gel bulutun yağda biraz ıslandır. Al başımı dizlerine yaslandır. Gel bulutun yağda biraz ıslandır. Al başımı dizlerine yaslandır. Delirmişim sevde beni ıslandır. Ben aklımı gözlerine takmışım. Delirmişim sevde beni ıslandır. Ben aklımı gözlerine takmışım. Ben aklımı gözlerine takmışım. Ben aklımı gözlerine takmışım.